Herkese merhaba. Bu hafta yolumuz Balıklıova tarafında çok güzel bir koya düştü arkadaşlar. Burası ücretli bir koy, ücretli bir kamp alanı. Hayatımda ilk defa herhalde ücretli bir kamp alanında kalacağım ama yol üzerinden geçerken gerçekten o kadar hoşumuza gitti ki dedik burada kalmalıyız. Yani burası gerçekten güzel. Normalde Karaburun'da farklı bir koya gidecektik. Yanımda yine dayım var. Dayıcığım merhaba. Merhaba canım. Sen nasıl? Sevdin burayı değil mi yoldan ben geçerken? Ben burayı çok sevdim. Çok ısrar ettim aslında. Suat devam etmek istiyordu ama ben çok hoşuma gitti. Burada kalmak istedim. Gerçekten güzel. Ya ben hani paralı alanlarda kalmıyorum. Biliyorum. Şimdi biliyorum burasının ama da ücreti birazcık kallaviymiş. Neyse onu söyleyeceğim daha sonra. Çok ama hoş. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Koyun konumu gerçekten çok güzel. Burası eski Karaburun yolu. Balıklı Ova'yı geçer geçmez bu koya ulaşıyorsunuz. Şahane bir koy. Denizi pırıl pırıl. Yani tam da denizin önündeyiz böyle. Bakın arabada burada şimdi tenteyi vesaireyi kuracağım. Güneş de alıyor. Elektrik problemimiz de yok. Daha ne olsun. Şimdi işe koyulayım. Ben bir tenteyi kurayım. Ondan sonra giyineyim. Birazcık böyle sefasını sürmeye başlayalım. Vallahi mis gibi kurulduk arkadaşlar, direkt denizin önüne. Şahane değil mi ya? Vallahi. Kamp alanı oldukça güzel, birazcık pahalı. Normalde burası günübirlik bir tesismiş arkadaşlar. Biz burayı yoldan geçerken gördük. Koyu muazzam geldi bize. Yani gerçekten denizin rengi çok güzel, çok sakin, koronadan oldukça uzakta. Sorduk, dedi ki yani biz sadece günübirlik alıyoruz. Ya dedi kalalım bir gece işte vesaire. Tamam dedi, o zaman kalın iki katı para ödersiniz dedi. Günlüğü 200 lira arkadaşlar buranın. Birazcık pahalı ama yapacak bir şey yok. Koyu çok güzel. Suyu çok güzel. İnanılmaz derecede ılık, böyle gayet keyifli bir suyu var. Kestaneden uzak. Şimdi dayım da yurt dışından geldiği için o da böyle sakin yerler arıyor. O yüzden hani hayatımda ilk defa ücretli bir kamp alanında kalıyorum. Hiç böyle benlik bir şey değildir ama yapacak bir şey yok. Bunu da tatmış olalım. Normalde burası kamp alanı olmadığı için 2 günlük ücret alıyor ama hani bir kamp alanı olsa tabii ki bu kadar pahalı olmaz. Onlar ortalama 120, 130, 150 o civarlarda. Ama yine de bence ciddi para ya. Yani bana bir yerde konaklamak için para vermek oldukça garip geliyor. Olsun, bunu da deneyimlemiş olduk. Şimdi bir denize gireyim. Bayağı sıcak. Bunları kur falan derken iyi terledim. Azıcık serinlemek benim de hakkım değil mi? Evet. Hoppa. Şimdi şöyle bir dönelim. Yavaş yavaş. Of, su çok güzel bu arada ya. Suyun altı birazcık bulanık ama ona yapacak bir şey yok. Rüzgar olduğu için hafiften havada alttaki kum tabakası kalkıyor. O yüzden böyle birazcık bulanık oluyor. Çok fazla dibi çekemiyorum. Ona yapacak bir şey yok ama ortamın güzelliğine bakar mısınız ya? Her taraf yemyeşil. Bakın bizim karavan şurada. Gayet sessiz, sakin, kendi halinde bir yer. Vallahi muhteşem. Burası şahaneymiş suyu ya dayı. İnanılmaz güzel suyu var ya. Hiç soğuk değil. Hiç soğuk değil. Hiç ama hiç. Yani hiç rahatsız etmiyor insanı. Aa. Gördüğüm en güzel sulardan bir tanesi. Valla. Mükemmel bir yere geldi. Cidden arkadaşlar. Şahane. O kadar yüzdük. Oturduk, dinlendik. Şimdi bir kahve yapalım, bir kahve içelim. Biliyorsunuz artık yani alıştığınız videolardan buna. Kahvesiz zaman geçmiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle güzel bir kahve içelim. Kendimize gelelim. Hatta çıkartayım şuradan kahvemi. Oh, mis gibi. Şuradan kupalarımı alayım. Tamam. Şu demleme aparatımı da aldığım zaman hop bütün olayım biter. Neyim kaldı geriye? Kağıdım kaldı.
Onu da şuradan alalım. Suyumuz ısınsın ve açça demleyelim kahvemizi. Çok mu güzelsin ya? Sen nasıl bir koca başsın? Şu ağza bak ağza. Senin ağzın girme. Şimdi yedi mamasını geldi bizi buldu burada. Artık güneşi batırıyoruz arkadaşlar. Birazdan yemek yapacağım. Ama kıyamıyorum şu güzelliği bırakmaya. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şimdi yemek hazırlıkları başladı arkadaşlar. Dışarıda çok güzel bir gün batımı var. Birazdan çıkacağım, göreceğim inşallah orayı. Ama şu yemekleri önce bir halledeyim. Ortalık çok karmaşık, çok. Yemekler yendi, bulaşıklar yıkandı. Artık birazcık oturayım, şöyle terlikleri giyeyim. Oh, bakar mısınız manzaraya? Efendim, herkese günaydın. Kalktık, çok güzel bir sabah. Birazcık rüzgarlı ama şahane bir sabah. Şimdi kahvaltılık bir şeyler hazırlayayım. Güzel bir menemen yapacağım. Yanına bir gözleme yapacağım. Çünkü neden? Biz ekmek almayı unutmuşuz. Oluyor böyle şeyler arkadaşlar, böyle bir an dalgınlıkla. O yüzden şimdi kalktım. Bir kahvaltı yapalım, bir kendimize gelelim. Bir kahvemizi içelim. Ondan sonra eğer deniz soğuk olmazsa bir suya girelim. Yani bakalım, böyle keyfimize göre bir takılalım. Ondan sonra zaten bugün yavaştan döneceğiz. Ama acıktık be. Dayım günaydın. Günaydın. Hoş geldin kahvaltımıza. Vallahi öyle acıktım ya. Şimdi ben de başladım. Mis bunun gibi. Güzel kokusu. Tu arabanın içinden kokuyor değil mi? Aynen. Aynen. Arkadaşlar bakın manzara. Tam da böyle. Şimdi arkadaşlar şurada benim şöyle bir altına gireyim. Hoppa. Patlak bir tane borum var. Bakın ben burayı şey yapmıştım. Silikon tarzı su geçirmez bir şeyle ama işe yaramadı çünkü depo dolu. Ne kadar boşaltsam da olmuyor. Şimdi benim bunu tamir etmem lazım bir şekilde. Tamir bandı da olmadı. O yüzden şu anda anlık olarak yapılabilecek bir şey yok buna. Bu yine akıtmaya devam edecek. Neyse artık dönünce bakacağım ona. Artık bir serinlemek lazım değil mi? Mis gibi valla. Oh, su serin bugün ha. Think of me, I do. Oh, how about you? Do you remember any of me? Do you? How about you? How about you? Do you remember what we do? Oh, how about you? Do you know I still think of you? Artık toplanma zamanı geldi. Şimdi yavaştan tenteyi falan kaldıracağım. Birazcık toplanacağım. Ondan sonra bir Karaburun merkez tarafına gideceğiz. Orada çok güzel bir tane fırın var. Oradan bir ekmek alacağız. Ondan sonra yavaş yavaş İzmir'e dönüş arkadaşlar. Bu böyle hafta içi kaçamağıydı. Hafta sonu da arkadaşlarla birlikte çok güzel bir lokasyona gideceğim. Onun da zaten videosunu çekeceğim. Orada birazcık kalabalık olacağız. Bir 4-5 kişi muhtemelen. Oldukça güzel bir koyda, oldukça güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Ama önce ben şu toplanma işini bir halledeyim. En sevmediğim, en zorlandığım tarafı da bu toplanma işi ya.
bir yere geldiğin zaman kurulması çok keyifli de toplanması pek bir o kadar keyifli olmuyor. Ve toplandık. Şimdi bir şeyimiz kalmadı geride. Bir sandalyeyi alacağız. Her şeyi aldık. Dayı nasıl, memnun kaldın mı buradan? Ben bayıldım. Tekrar geleceğim büyük ihtimalle. Güzel, kesin geleceksin canım. Kesin, bir iki defa. Ama gelirim, yani bu güzellik gerçekten gelinmeye değer. Bakın, kalabalık bile yok. Öğlen saat 2-2.30. Kalabalık bile yok. Su pırıl pırıl berrak. Yani birazcık erken çıkıyoruz çünkü Karaburun'a falan gideceğiz. O yüzden artık yola çıkma zamanı. Hadi bakalım. Yemeğimizi de yediğimize göre artık dönüş vakti geldi arkadaşlar. Zaten yoldayız. Artık döndük sayılır. Videoyu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Bu arada dayı, sana da teşekkür ederim. Çok keyifli bir kaç gün geçirdik birlikte. Ben keyif almışsındır umarım. Çok sevindim, çok sevindim. Güzel bir saat geçirdik. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer imkanınız olursa paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.